Merhaba arkadaşlar, Otomobil Kütüphane kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün Formula X stüdyodayız. Bugün sizlere ne yapacağız? Şunu anlatacağım size. Bit Hammer'ın temizlik ürünleri var. Şöyle göstereyim. İngiltere malı. Şu şekilde 100 mililitre ürünü 1 litre suyla karıştırdığınız zaman konsantre bir ürün elde ediyorsunuz. Ve aracın tüm detay temizliğinde, dışarıda jantlarında, motorunda, alüminyumunda, plastiğinde güvenle kullanabileceğiniz bir ürün haline geliyor. Merhaba arkadaşlar, bu videoyu dikkatlice izlemeye devam edelim. Videonun ortasında bir çekiş videomuz olacak, kaçırmayalım. Şimdi gelin hep beraber şurada bir su dolduralım. Bildiğimiz çeşme suyu yaklaşık 9 milim kadar dolduracağız. Evet, şu an suyumuzu doldurduk. Üzerine de bir tamırın şu şekildeki saf olan temizlik ürünü katacağız. Evet, şu an aşağı yukarı 1 litreye yakın bir ürün elde etmiş olduk. Spreyimizi takacağız. Ürünü biraz çalkalayacağız. Şu şekilde şişenin içerisinde ürünü çalkalayacağız. Çok bereketli bir ürün. 100 mililitre ile 1 litre temizleyici elde ediyorsunuz. Ve bunu aracın jantında, motorunda güvenle kullanabiliyorsunuz. İngiltere'de ödüllü bir marka. Bir Hammer markası. Onu öncelikle belirteyim sizlere. Bizim arabanın jantı da bayağı kirli. Zaten yoldan da geldik. Öyle bir gösterelim bir jantımızda. Evet, şu an ürünü ben bayağı bir çalkaladım. Şimdi bunu gelin janta ve lastiğimize uygulayalım. Bu arada şunları da göstermek istiyorum. Burada bizim temizlik ürünleri var. Her türlü. Formula X Studio'ya geldiğiniz zaman, burada aracınızı temizleyeceğiniz zaman işte her türlü şöyle jant fırçasından tut, lastik fırçasına kadar, detay fırçasına kadar paspaslarınızı temizlemeye kadar her türlü fırça mevcut. Tazyikli su var. Karçının makineleri kullanılıyor içeride. Yani şu şekilde bir ortam yapılmış. Bu ortamda işte aracınıza kendiniz gelip temizlik, bakım işlerinizi burada yapabiliyorsunuz. Arabanızı ister koltuğunu temizliyorsunuz, ister jantlarını, motorunu, her şekilde arabayı komple yıkayıp buradan o şekilde ayrılabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi görmüş olduğunuz gibi tekerlerimiz, jantımız berbat durumda. Bit Hammer'la bunu güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Burada detaylı fırçalarımız da var. Şöyle göstereyim, lastik için kullanacağımız fırça. Şunu şöyle göstereyim, jantlar için kullanacağımız fırça. Burada da ufak detay fırçamız mevcut. Şimdi bunu güzelce bir lastiğe sıkalım, jantlara sıkalım. Hep beraber sonucu izleyelim. Şimdi dediğim gibi 100 mililitreyi şöyle söyleyeyim sizlere. Bizler 1 litre haline getirdik. Çok güçlü bir leke sökücü ve herhangi bir zarar da yok. Zaten çamuru da, pisliği, batı tozlarının bir kısmını da zaten akıtmaya başladı üzerinden aşağıya doğru. Şimdi hep beraber gelin şu fırçaya da sıkalım. Bir miktar da buraya sıkalım. Arabanın lastiğini güzelce bir temizleyelim. Evet, bayağı. Bir tur daha atalım şöyle. Bereketli ürün arkadaşlar. Bir litre sizin bütün aracınızda detayların hepsini hemen hemen yetebilecek şekilde ve fazla fazla artar, yanınızda da kalır. Onu da belirteyim şöyle. Tekrardan bir jantın üzerine şöyle geçelim. Lastiğin üzerine. Zaten kirleri görebiliyorsunuz. Kendi kendine akıyor artık. Çözmeye başladı. Onları görebiliyorsunuz. Şu şekilde birazcık da jant şu an detay fırçamızın üzerine şu şekilde jantların arasına. Evet, bir miktar daha ürün sıkıyorum arkadaşlar. Şimdi bir de detay fırçamızla şu arada boşamadığımız yerleri tekrar bir elden geçireceğiz. Evet, şu an jantımızı temizledik. Şimdi bir tazyikli suyumuzu vuralım. Bakalım hep beraber nasıl olacak.
Evet arkadaşlar, aradaki farkı görebiliyor musunuz? Jantın alanında herhangi bir pislik, herhangi bir şey hiç kalmadı. Jantın şunlar kendi yaraları, sağa sola sürttüğümüzde dolayı. Jantı genel olarak tertemiz yaptı. Lastikler de bir o kadar şu an temiz. Herhangi bir kir, şey, hiçbir şey kalmadı. Zaten akan sonra görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim çekilişimize. Şu görmüş olduğunuz bir hammer saf halde 100 ml, 1 litre suya karıştırılıp 1 litre ürün elde ediliyor. Çekilişle videomuza yorum yapan, beğeni atan abonelerimiz arasından bir kişiye bundan ücretsiz olarak göndereceğiz. Gelelim tekrardan bir hep beraber karışımını yapmaya. Onu da size tekrar göstereyim. 100 ml. Yaklaşık 900 ml suyun içerisine karıştırıyoruz. Daha sonra kapağını kapatıyoruz. Ürünümüz hazır. İşte bununla jantımızı, motorumuzu, her tarafı temizleyebiliyoruz. Ürünü ister solüsyon halinde, isterseniz köpük makinenize koyup köpük halinde kullanabilirsiniz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, şu an jantımızı temizledik. Şöyle göstereyim size. Ortalama 50-60 mililitre kadar falan harcadık. Lastik ve janta, bir janta. Jant tertemiz, lastik tertemiz oldu. Şimdi bu ürünü şu görmüş olduğunuz köpük pompasının içerisine boşaltacağım. Bununla köpük elde edeceğiz aynı zamanda. Ürün çok bereketli. Ben söyleyeyim, bende 500 mililitre vardı. Yani hala kullanıyorum. Bayağı oldu. Şöyle içerisine boşaltayım. Bunu da paspasımızı temizleyelim mi? Evet. İçerisine de baksana da elmas gibi kaldı köpükler. Şimdi şu özel köpük pompasını takalım. Önce bir şu köpük pompamızı çalıştıralım bir. Bir tane bunun içine doldurduk. Benim paspas da Punto'nun orijinal paspası. Görüyor musunuz nasıl köpük attığını? Otu yıkama köpüğü döndürüyorsun. Evet, aynen otu yıkama köpüğü gibi. Biraz şarjlı fırçayla biraz geçelim üzerinden. Size bir söyleyeyim mi? Makine güzelmiş. Bayağı sağlam, kuvvetli şey yapıyor. Eğer bu yoksa da elinizin altında normal bildiğimiz fırça, sert. Bununla da köpürterekten kirleri sökebilirsiniz bu şekilde. Açıkçası ben çok merak ediyorum. Bakalım paspasın altı nasıl çıkacak? Bu kadar kir çıktığını paspastan da ben ilk defa görüyorum. Oto yıkamacılarda yıkıyorlar da bu kadar kir çıktığını ben görmemiştim daha önce. Bakalım şöyle bir suyumuzu tutalım. Arkadaşlar paspas sıfıra yana döndü ha. Şu çıkan kiri görüyor musunuz? Yani zaten üzerinde herhangi bir zerre kir kalmadı. Yani yalın ayak üzerine basabilirsin rahatlıkla. Sıkıntı yok. O derece tertemiz yaptı. Paspasın da bu kadar kirlendiğini bak suyu tutuyorum. Artık temiz su gelmeye başladı. Ürün çok kuvvetli bir leke sökücü. Yağ lekelerini, fren bağlı tozlu lekelerini, ondan sonra detaylı bu aralarda kalmış olan lekeleri falan güzelce zarar vermeden söküyor. Ürün iç aksamında, torpido aksamında falan da kullanılabiliyor ama çok daha fazla sulandırılması gereken bir ürün. Onu da kısa bir bilgi olarak vereyim sizlere. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi paspasımız tertemiz, jantımız, lastiğimiz tertemiz. Bir hammer'la hepsini tertemiz yaptık. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Otomobil Pilot kanalını beğenmeyi, takip etmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın.